Merhaba, ben Ali Alpar. Bilim Akademisi'nin kurucu başkanıyım. Fizikçiyim. Medyaskop, Medyaskop Plus'ta bir süredir bilim, bilgi ve demokrasi üzerine konuşuyoruz. Bugünkü 12. programımız olacak. Şimdi bu program dizisinde konuştuğumuz hemen hemen her şey aslında herkesin bildiği şeyler. Bildiği ama belki farkında olmadığı, üzerinde durulmayan bir takım temel şeyler. Onun için bütün bu konuştuklarımızı bir şekilde malumu ilam başlığı altında toplayabiliriz. Son programlarda üstünde durduğumuz bir konu kılıftı. Yani dünyada olup bitenlerden, toplumda olup bitenlerden kopuk şekilde gerçek içerikten bağımsız olarak uydurulmuş, olayların üstünü örtmeye veya çarpıtmaya yarayan söylemler. Bunlar son derece yaygın olarak kullanılır her zaman. Ve tabi tabii demokratik bir diyaloğun, demokratik bir sisteminde işlemesine yararlı olmayan şeylerdir. Şimdi bu kılıf dediğimiz işte gerçeklerin üzerini örtmek konusunda hemen akla gelen bir soru. Neden insanlar bunu kabul ediyorlar, bunu yutuyorlar, buna taraf oluyorlar. Burada son dönemlerde Türkiye'nin gündemine gelen ahmak, ahmaklık lafı üzerinde biraz duralım. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun tarifine bakılırsa ahmak, aklını gerektiği gibi, gereken biçimde kullanma, yetisi, yeteneği bulunmayan kişi demek. Aklını kullanmak zaten bu programın esas temalarından biri. Yani gerek insanın kendi hayatını doğru yönlendirebilmesi için, gerekse toplumun demokrasi içerisinde verimli bir şekilde işleyebilmesi için dünyaya, dünya her zaman tabii toplumu da içeriyor, dikkate bakmak ve ders almak tecrübeden ders almak lazım. Aklın ve sağ duyunun gereği bu. Yani böyle olunca insanların hepsinde tabii ki böyle bir yetenek var doğuştan. Işte. Yani e, zihnimiz belli bir şekilde çalışıyor bu dünya içerisinde yaşayabilmek için doğru şeyler yapmaya herkes çalışır. Bunun ötesinde ama daha dikkatli, sistemli şekilde sorgulamak özellikle karşılaştığı konularda doğruyu anlamak için kanıt aramak, iddiaların hangisi doğru hangisi yanlış üzerinde düşünebilmek bu bir ölçüde öğrenilmiş bir yetenek. Ve toplumlar aynı toplu biçildire belli dönemlerde toplumsal ve siyasi iklim, kültür bu yeteneği teşvik ediyor olabilir, bastırıyor olabilir. Yani ahmaklık bir şekilde inşa edilmiş, öğrenilmiş, öğretilmiş, dayatılmış olabilir akıl aklı kullanmak söz ettik yine bu programda hep üstünü vurguluyoruz e, mantık ve akılla vicdan arasında bir ilişki var neden bir ilişki var çünkü vicdan toplum içerisinde başka insanlara karşı onların da bizimkine eşit olan haklarını e, gözetme bilinci bunu edinebilmek ve kullanmak için de insanın yine aklını kullanması lazım. Çünkü neler benim ya da ötekilerin çıkarınadır veya değildir? Ne yaparsam kime nasıl faydası zararı olur? Bunu bir takım buyruklarla değil öncelikle dünyaya bakarak kanıtlarla öğrenmek lazım. Onun için vicdanın süper egonun Gelişmesi, toplum içinde sosyalleşmek için e, aklını kullanmak, dünyada ne yaparsa ne ne olacağını, davranışlarının sonuçlarını e, ölçüp tartabilmek lazım. Tabi e, çıkarlar, çeşitli insanların grup çıkar gruplarının izledikleri politikalar, tam da işte kılıflar uydurarak insanların dünyayı algılamasını çarpıtmaya algıyı manipüle etmeye yönelir doğal olarak. Demokraside şeffaf bir diyaloğun önemi de işte bunu aşmak. Öğrenilmiş, öğretilmiş bir ahmaklığa, isindirilmeye sindirilmeye karşı eğitimin, sadece örgün eğitimi kastetmiyorum, toplumun kültürünü yeniden yaratmanın akla ağırlık vermesi, insanların inisiyatifine karşılıklı sorgulayarak ve kanıtlara saygı göstererek tartışmalarına öncelik vermesi. Şimdi toplumların kriz dönemlerinde demokrasiden uzaklaşılan dönemlerde bazen bakıyorsunuz ki mantığın kendisi saf dışı kılınıyor. Yani toplumsal tartışma ortamında söylem söylenen bir takım laflar hatta lafların büyük çoğunluğu baskın olan baskın kılınmaya çalışılan lafların herhangi bir mantık kaydı kaygısı yok tamamen tutarsız birbirine çelişen birazcık araştırılsa hatta hiç araştırmadan bile gerçek durumla alakası olmadığı ayan beyan ortada olan laflar arka arkaya birbirleriyle ilişkisi de pek olmadan Hatta birbirine çelişecek şekilde dizilebiliyor. Yani e, karşındakini, karşındakinin kendi hakkını kullanacağı şekilde ikna etme kaygısı, mantık ve toplumsal saygı kuralları ortadan kalkmış oluyor. Bir otorite var, onun söylediğini atıfla, o böyle söylüyorsa doğrudur. Ve i̇nsanlar bunu kabullenmeye zorlanıyorlar. Yani demokrasinin kendisi tabii tarih boyunca yavaş yavaş öğrenilmiş, yavaş yavaş ortaya çıkmış bir oluşum. Bu kadar çok da eski değil insanlık tarihinde. Şimdi en azından bir ideal olarak yaygınlaşmış, iyi kötü herkesin bunun ne olduğu, neden iyi olduğu hakkında bir fikri olduğu bir değer. Ama çok kolay popülist ve totaliter dönemlerde bu tür eğilimler içindeki toplumlarda bir miktar demokratik kurumlar olsa dahi çok kolay buradan geriye kaçmak mümkün. Mantık ve vicdan da öğrenilen şeyler. Ne anlamda öğrenilen şeyler? İki bağlamda ele alalım. Birincisi toplumların gelişmesi, toplumsal ilişkilerin daha karmaşıklaşması, siyaset biçimlerinin Siyasi kurumların gelişmesi falan buna baktığınız zaman bu e, bilimde bu programlara daha sonra üzerinde duracağımız bir oluşum kavramına giriyor. Yani daha önceden olmayan bir takım yeni kavramlar, onlara dayanan yeni davranış biçimleri, yeni kurumlar tarih içerisinde kronolojik olarak çıkıyor. Bunlar bazen sınırlı bağlamlarda, sınırlı ortamlarda yani demokrasi mesela oy verme hakkı. Sadece bir sınıfın, sadece erkeklerine mahsus bir hak olarak sadece belli bir yerde ilk önce belli bazı yerlerde dünyanın çeşitli uygarlıklarında çıkmış. Aynı yerlerde bazen geri gitmiş, ortadan kaybolmuş. Ee, i̇nsan haklarının genellenmesi nihayet Batı Avrupa'da 18. yüzyılda aydınlanmayla ortaya çıkmış. Yani Bunlar hep insanlık tarihine bütün olarak bakarsanız e, görece yeni oluşumlar. İnsanlığın bütünü bunları bir şekilde keşfediyor, daha eski tecrübelerinden damıtarak bir farklı aşamaya götürüyor. Bunun bir kısmı da öncü bir takım düşünürlerin tetiklemesiyle oluyor. Yani bir insanlığın gelişiminde bazı oluşumların çıkması var. Demokrasinin çıkması bağlamında onun gerektirdiği tartışma ortamı, o tartışma neye dayanacak? Mantık ve tabii ki vicdan çünkü demokrasi ortak bir şey. Bütün insanları ilgilendirdiğine göre başkalarının haklarıyla ilgili bir tartışmaya, bir sözleşmeye, bir kurallar toplamına oturuyor. Bir de çocuğun, insanın, herkesin kendi gelişiminde bu kavramlar nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi kendi tecrübemizden biliyoruz. Bebekler, çocuklar bir takım şeyleri deneme yayınmayla öğreniyorlar. Kendi deneylerinden öğrenmeyecekleri veya o deneyi yapmasalar daha iyi olacak, tehlikeli olabilecek şeyleri anneleri, babaları, etraflarındakiler onlara söylüyor. kimlerin sözlerine uyarlarsa iyi olacağını da öğreniyorlar. tercihen dayak yiyerek değil de daha akıllıca yöntemlerde ama başta merak var, ilgi var. Ortam o merakı ve ilgiyi teşvik edebilir, yönlendirebilir ve güvenilir bilgiye nasıl, ilk önce bu kimlerden şeklinde nasıl tecrübelerle ulaşılır, neye güvenilir? Bunlar bu aşamada ama çocuğun içinden gelen içgüdüsel olarak bir etrafa açılma, gelişme, işte yürüyor, konuşuyor, onu bunu eğiliyor. Oralardan başlıyor. Burada bir bilinçli bir mantıki çözüm, bir kanıt arama falan yok. Bunlar yaş olarak da zaten insanın gelişiminde yani hem bu konularda kişisel hepimizin algılarımız var. Hem de bilimsel araştırmalar da var. Bunları gösteriyor. 5-6 yaşlarında daha da erken başlayabilir. Çocuğun sosyalleşme ailenin dışına çıkma süreci başlıyor ki modern şehirli toplumlarda bu geniş aile içinde değil toplum geneliyle bir eee ortamı yani kreşler anaokulları oluyor. Burada çocuk sosyalleşiyor. Yani işin vicdan boyutunu ve bir takım kurallara uymak gerektiği bunların da bir mantığı, bir gerekçesi olduğu. Eğitim ne kadar iyi ise o mantık tarafını gerekçeleri sırf emir kural değil gerekçe akla dayanarak açıklamakta da o kadar öne çıkar. Tabii ama çocukların da bunları alabildiği yaşlar zaten bebeklik değil. işte 4 5 6 yaşlar. O yaşlarda hem sosyalleşme hem de o sosyal ortamda kural var, onları öğrenme ve çok önemli bir şey kuralların neden olduğunu yani buna uymazsa ne oluruz? Ceza almak anlamında değil. Rasyonel olarak kurallar nedendir? İyi bir eğitim sisteminin bunlara öncelik vermesi gerekir. Bu konulara tabii daha ileriki programlarda eğitim başarı altında tekrar döneceğiz. Bütün bunları söyledikten sonra işte bir yanda toplumların gelişimi var. Bir yanda da çocuğun kendi Doğuştan itibaren olan gelişimi var. Ondan sonra bir yaştan sonra çocuk sosyalleşirken toplumun eğitim modeli içerisinde kurallar, bunun arkasında doğru bir eğitimde mantık öğreniliyor. Ve vicdan kavramı da o da öğrenilmiş bir kavram. Ne kadar içselleştirileceği, kuralların, gerekçelerin, sebebinin ne kadar iyi öğrenildiği ne bağlı. Ama işte 5-6 yaştan itibaren çocuklar bunları edinebilecekleri ortamlarla yüz yüze geliyorlar. Yani yani ilkokul öğretiminden daha önceden başlayan başlaması gereken bir süreç. Şimdi toplumların oluşumlarını bir bütün olarak çocuğun oluşumunda dünyada her tarafta aynı diye imiş gibi söz ediyoruz. Hep böyle Malumu ilam yaptığımız için bunun da niye olduğuna geri gidelim. E çünkü dünyanın her tarafındaki insanların doğuştan kapasiteleri, genetik imkanları herhangi bir toplumda istatistik olarak değişik e, fiziki ve zihni kapasitelerin dağılımı üç aşağı beş yukarı aynı. Yani malzeme aynı. Bundan sonrası insanın nasıl yetiştirildiği, toplumun Kültürüne, o kültürün geliştirdiği eğitim kurumlarına, siyasi kurumlara, aile yapısına vesaire bağlı. Ve bütün bunların sonunda verimli insanların mutluluğunu amaçlayan eşitlikçi, katılımcı bir demokrasi dediğimiz kavramda aslında çok yeni bir kavram insanlık tarihinde ve yeni olmasının yanı sıra son derece de kırılgan bir kavram. Yani bunun tarih içerisinde bir oluşumla ortaya çıkıp geliştiği bütün bu kavramların ee, ve her nesilde bir kültürel çerçeve içerisinde e, öğrenilmesi gerektiği zaten ne kadar kırılgan olduğunu da gösteriyor. Mesela demokrasinin bir insan hakkı olarak bütün insanları, bütün ırkları işte kadınları, erkekleri, farklı tercihleri vesaire içerecek şekilde olması hala bir mücadele ve tartışma konusu. Sınıflar arası eşitsizliklerin demokratik bir ortamda nasıl eşitlenmeye, giderilmeye çalışılacağı falan filan. Hani 20. yüzyılın başlarında bunlar idealler olarak ortaya çıkmış konular. Ve yine 20. yüzyılın başlarında mesela Almanya'da o kadar gelişmiş bir kültürü olan bir ülkede belli bir demokrasi kültürüde olan bir ülkede faşizm geldi. Sovyetler Birliği'nde totaliter bir rejim Stalin zamanında büsbütün zirveye ulaştı. Ve bütün bu dönemlere bakarsanız baştan söylediğimiz şey oluyor oralarda yani Hayatın her tarafında mantık ortadan kalkıyor, sorgulama ortadan kalkıyor, sansür geliyor. Kimse işte führer'in veya işte büyük liderin veya filanca imamın söylediği şeylerin ne kadar abuk subuk olduğunu görmüyor, görmek sadece tehlikeli diye değil ama bazı insanlar bunun farkında olmayacak şekilde yetişiyorlar ve bazen de onların kısa dönemli sadece menfaatleri bunların bu yani demokrasi kavramının işte bir bağımsız düşünmenin falan farkında olmadan yaşamayı tercih edilir kılıyor onlar için. Şimdi insanlar bu öğrenilmiş ahmaklık, hesap sormama, mantık aramama durumuna nasıl itiliyorlar? Birincisi çaresizlikten itiliyor olabilirler. Yani maddi imkansızlıkla birlikte eğitimden, öğrenimden mahrum kalma da birlikte gidiyor. Çok kısa vadeli hayatta kalabilme, karnını doyurabilme çıkarlarına mahkum oluyorlar. Onları küçük ölçülerde veren bir siyasi hareket o insanları bağımlı kılıyor. Psikolojik olarak da bir büyük lider, bir korumacı her şeyi sizin için karar veriyor. Sizin aklınızı kullanmanıza gerek yok. En iyisini o bilir. Böyle bir teslimiyet. Bu da bir rahatlık sağlıyor. Bunlar birlikte gidiyorlar. Sonra verilen küçük menfaatlerin kesilmesi korkusu. Veyahut da küçüklü büyüklü şantaj ihtimalleri. Şunu kastediyorum. Mesela suç örgütlerine küçük seviyelerde katılan insanlar ilk başta bir takım hayallerle bunu isteyerek güçlü olacakları, çok para kazanacakları falan gibi şeylerle giriyorlar. Ondan sonra bazıları örgütle örgütte yükseliyor. Ama hep küçük, hizmet edecek durumda kalan, kullanılan çoğunluk tehditle karşılaşıyor. Bırakırsa bırakamaz. Yani ona bir şey olacak. Elindeki imkanların kesilmesinden de öte doğrudan doğruya. Yani işte vuracağız seni, öldüreceğiz vesaire. Çantaj, pasportunu aldık, gidemezsin gibi. Ee, Bizim öğrenilmiş amaklık e, kültürel yollarla da e, ve toplumun kanaat önderleri bazıları bilinçli, çoğu da bilinçsiz olarak buna taraf oluyorlar. Mesela ben katıldığım bir TV programında hepsi profesör ünvanı taşıyan insanlardan şöyle laflar duydum. Kanıt diye sorulan şey bir konuda. Ama bunu söyleyen bir antropolog. Yani öylesel dediği doğru mudur? Kitap. bu adam bir kitap yazmış. Yani, Öylesi dediği doğrudur. Ee, kitapta yazıyor. Ben yani, okuduğum bir kitapta bunun yeri var. Veya giderek tabii önemli bir kitapta yazıyor. Yani Kur'an'da yazıyor yahut kapitalde yazıyor falan. Ee, şimdi bu kanıtlardan ayrılmanın biraz da yakın tarihte ahmaklıkla ilgili bir örneğini vereyim. Richard Dawkins ile Adnan Oktar arasında bir olay oldu. 2008 yılında. Richard Dawkins Adnan Oktar'ın kendisine gönderdiği işte yaratılış üzerine, basılı şu kitaplar falan üzerine bir atışma oldu aralarında. İneğin lafını kullandı. Sözlük anlamıyla ahmak dedi yaptığı işleri. Bunun üzerine Türkiye mahkemelerinde o zaman güçlü olan Adnan Oktar, Richard Dawkins'in uluslararası internet sitesine yasak getirdi. Türkiye'nin ulaşım yasağı. Şimdi açık. Tabii. Şimdi o tarihlerde yapılmış güzel de bir espri vardı. Ahmaklığın çünkü ciddi karşıtı zeka ve biraz öğrenilmiş zeka yani mizah. Karikatür değil de iki tane montajlı fotoğraf. Bir tanesi montajlı. Yok ikisi de sadece fotoğraf. Yan yana konması miza oluşturuyor. Birinde Richard Dawkins laboratuvarında evrim üzerine çalışırken yazıyor. Hakikaten işte Dawkins bir laboratuvar ortamında bir şeyler çalışıyor. Diğerinde de Adnan Oktar laboratuvarında evrim üzerine çalışırken görüyorsunuz. Bu zat da etrafında bir takım çok tuhaf ruhlar içerisinde e, hanımlarla birlikte e, bir mecliste görünüyor. E, bunlar yasaklandı tabii ya yasaklanması. Şimdi e, mizah çok önemli. İnsanların kültürel eğitimi Yani zekalarını körletmemeleri, zekalarını doğuştan gelen yeteneklerini geliştirmeleri, kullanmaları falan konusunda çok kestirmeden bir eğitim yolu. E, mizah. miza e, mesela Türkiye'de şimdi duruma bakın. E, son yıllarda miza tahammül azaldı. Sansür var. Bizim geleneğimizden bir örnek vereyim. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'nın da meşhur Timur'un filleri hikayesi. Herkes şikayet ediyor. E, ama kimse bir şey yapmıyor. Sonunda da aman diyorlar çok memnunuz fillerden. Değil mi? E, böyle bir çaresizlik kabul ediyorlar. Ee, son olarak şunu söyleyeyim mizah konusunda Ortaçağ, e, orta çağ, orta çağın son dönemlerinde yaşananlar Avrupa orta çağının e, çok edebiyata konu olmuştur. Önemli bir kaynak Umberto Eco. Umberto Eco'nun Gülün Adı romanında romanın etrafında döndüğü bir sürü cinayete sebep olan bir gizli kitap var. Görülmesi istenmeyen, yok edilen bir kitap. O kitap mizah Komedya kitabı. Aristo'nun, Poetikasa'nın kayıp olduğu düşünülen komedya kitabı. Bunu manasızlığı papazlar örtmeye, izlemeye çalıştı. Gördüm izahı. İstemiyorlar.